Merhaba arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Özgür Oğuz. Bugünkü dersimizin adı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve ikinci ünite ile karşınızdayım. Derse geçmeden önce iki gün önce kutladığımız Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutladık. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına ve şehitlerin şehitlerimize... Rahmetle anıyoruz. Onlara e, şükranlarımızı sunuyoruz. Onlar olmasaydı bugün biz sizin karşınızda olamazdık. O yüzden e, onlara müteşekkiriz. Diğer bir konu Anadolu Üniversitesi teknolojiye ayak uyduran öncü üniversitelerden biri ve artık dersler YouTube'da. YouTube'da karşınızdayız. Tabi Tek başına akademisyenlerin her şey yapması mümkün değil. Sizlere her şeyi aktarmamız. Dünyanın en iyi eğitim sistemini de getirsek. Burada öğrenciye de bir takım yükümlülükler düşüyor. Siz de kendinize verilen yükümlülükleri yerine getirmeniz gerekiyor. Kitaplardan takip edip ya da YouTube'dan videoları izlemeniz gerekiyor. Ki daha iyi sonuçlar alabilirsiniz sınavlarda. Sözü fazla uzatmadan ikinci üniteyle başlayalım. İkinci ünitemizin ismi iş sözleşmesi, unsurlar, türler, yapılması ve iş sözleşmesinden doğan borçlar. Tanımla birlikte başlayalım. Biliyorsunuz 4857 sayılı iş kanunu 2003 yılında yürürlüğe girdi ve iş kanununun yansıda da görüyorsunuz ikinci maddesinde iş ilişkisinin tanımına yer verilmiş ve bu maddeye göre işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye arkadaşlar biz iş ilişkisi diyoruz. Yani bizim için önemli olan bir işçi var ve bir işveren ve aradaki ilişki iş ilişkisi. Bu ilişkiden kaynaklanan hem işçinin hem de işverenin bir takım borçları var. Bu ünitede hem işçinin borçlarına hem de işverenin borçlarına değineceğiz bugün. 8. maddeye baktığımız zaman iş kanununda arkadaşlar, iş sözleşmesinde bir tarafın işçi bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafında yani işverenin ücret ödemeyi üstlendiği bir sözleşme. Şimdi arkadaşlar bu söylediklerimin bir de kanundaki yansımalarına bakalım. Öğrenci arkadaşımız Başak'tan rica edelim. 4850 sayılı iş kanunun ikinci maddesini bir açsın. İkinci maddesini lütfen e, yüksek sesle bir okusun. Tanımlar. Madde 2. Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara iş veren... Yani işçi sürekli bir gerçek kişi olmak zorunda. İş veren bir gerçek kişi olabilir. Herhangi bir kafenin sahibi, bir restoranın sahibi, bir otelin sahibi ya da bir tüzel kişilik olabilir. Bir belediye olabilir, bir üniversite olabilir değil mi? İşveren hem gerçek kişi hem tüzel kişi olabiliyor. Oysa işçi sadece gerçek kişi. Devam edelim. İşçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime iş yeri denir. Yani maddi olan ve olmayan, ya geniş kapsamlı. İş yeri sadece işin yapıldığı yer değil. Geçen hafta söylemiştik bunu. Uyku, yıkanma, dinlenme, değil mi? iş yerinin avlusu, araçları bunların hepsi iş yerinden sayılıyor. Şimdi bir de 8. maddeyi e, rica edelim lütfen Başak. Tanım ve şekil. Madde 8. İş sözleşmesi bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi. Yani işçi bağımlı olarak iş görmeyi taahhüt ediyor. Evet. Diğer tarafın ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşme. Diğer taraf dediği işveren tarafı o da borcu ne? Ücret ödüyor ve aradaki iş ilişkisi, iş sözleşmesi meydana geliyor. Devam edelim. İş sözleşmesi kanunda aksi belirtilmedikçe özel bir şekle tabi değildir. Burası önemli. Özellikle yazmış kanunun 8. maddesi ilk paragraf. Ee, özel bir şekle tabi değilse değil mi? Yani sözleşme serbestisi var. Yani herhangi bir şekil şartına tabi değil. Yazılı da olabilir, sözlü de olabilir. Yazılılık bizim için hukukta önemli bir şey. İleride olay yargıya yansıdığı zaman ispat açısından sözleşmelerin yazılı olması her iki taraf için de tabii ki daha önemli. Devam edelim süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Ne demiştik? Genel olarak herhangi bir şekil şartı yoktu. Ancak kanun istisna getirmiş süresi bir yıl ve daha fazla olan sözleşmelerin yazılı yapılma zorunluluğu var. Devam edelim. Bu belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. Evet. Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, Günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücretini ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Yani bu belgede biz çalışma belgesi diyoruz. Herhangi bir arada sözleşme yok. İşçi otelde işe başladı. Taraflar sözlü olarak eee Anlaşmışlar tamam yarın gel işe 8'de başla demiş herhangi bir sözleşme yapmamışlar. Biz şimdi burada bir iş sözleşmesinin olmadığını mı söyleyeceğiz? Aksine işçiyi korumak için tarafları korumak için diyor ki kanun sözlü de olsa burada bir iş sözleşmesi var ve işveren 2 ay içerisinde bu iş sözleşmesinin özellikleri neyse bunlar bunları gösteren çalışma belgesini işçiye vermek zorundadır diyor. İkinci maddede e, genel olarak söyleyebileceğimiz e, ve sekizinci maddede bunlar. Şimdi e, devam edelim. E, bir takım e, nasıl diyelim e, iş sözleşmesinin unsurları var arkadaşlar. İş sözleşmesinin en önemli unsurlarından biri iş görme borcu. Yani işçi bir iş yapması lazım, değil mi? Bu bir garsonluk olabilir. Değil mi Bir gömlek e, atölyesi olabilir orada, gömlek ütüleyebilir, dikebilir, herhangi bir hizmet olabilir. Hiçbir şey fark etmez yani. Şirketin büyüklüğü, küçüklüğü önemli değil bizim için. İşçi iş görecek, bunun karşılığında bir ücret alacak ve iş hukukunu, iş sözleşmesini diğer sözleşmelerden ayıran en önemli özellik bağımlılık arkadaşlar. Ve bağımlılık ilişkisi olacak. İş sözleşmesiyle taraflardan biri iş görmeyi, diğer tarafta ücret ödemeyi taahhüt edecek. Ben ücret ödemek istemiyorum işveren diyebilir mi? Hayır. İşin bir iş yapılıyor, o işin karşılığında da işçi ücrete hak kazanıyor. Peki buranın bir kafeterya olduğunu düşünün. Bugün günlüğünü sizin 100 TL örneğin. İşveren size bugün ben ücret ödemeyeceğim ya da bu ay Bugün şey, bu ay için 100 tane bedava kahve içebilirsin benden diye bir teklifle gelebilir mi? Hayır. İş sözleşmesinin en önemli özelliklerinden biri ne? Ücret. Yani para ödemek zorunda. Ve e, diğer sözleşmelerden ayıran özelliğini söylemiştim. Yansıda da görüyorsunuz bağımlılık unsuru var, değil mi? Geçen hafta da söylemiştim. Kira sözleşmesinde değil mi? Ev sahibinin kiracıya bir talimat verme yükümlülüğü var mı? Yok. Oysa iş sözleşmesinde bağımlılık unsuru nedeniyle arkadaşlar işverenin e, talimat verme hakkı var. işçinin de işini sadakatla bizzat yapma yükümlülüğü var arkadaşlar. İş sözleşmesi hukuki ehliyete eşit haklara sahip işçi ve işverenin serbest iradelerinden oluşan bir özel hukuk sözleşmesi arkadaşlar. İş hukuku zevkli bir alan. Bütün hepimizi ilgilendiriyor toplumda hemen hemen sözleşmeyle çalışan. Sadece bunu iş hukuku olarak düşünmemek lazım. İş hukuku bu dersin kapsamında daha sonraki ünitelerde göreceğiz. Sosyal güvenlik hukuku boyutu var. Yani doğumdan ölüme kadar toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir alan. O yüzden hepimizi ilgilendiriyor. Bir özel hukuk sözleşmesi arkadaşlar bu ve iki tarafa borç yükleyen hukuki tabirle sinellakmatik sözleşme dediğimiz bir sözleşme türü arkadaşlar. İş sözleşmesinin sadece bir tane türü yok. Bir sürü türü var. Şimdi bunlara bakalım arkadaşlar. En önemli ee, iş sözleşmesi türlerinden biri arkadaşlar tabii ayrım olarak belirli süreli ve belirsiz süreli. Örneğin ben kafeteryanın sahibiyim ve bir arkadaşı bir işçiyi işe alacağım değil mi? Sözleşme yapacağım. 1 Ocak 2018'de başlayacak sözleşmemiz ve 1 Ocak 2019'da sona erecek diye bir sözleşme yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirim. Yani sürenin ne zaman başladığı belli. Ve ne zaman bittiği belli. İşte biz buna adından da belli, belirli süreli sözleşme diyoruz. Değil mi? Zamansal olarak bir belirlilik var. Oysa 1 Ocak 2018'de başladı ve ne zaman biteceği belli değil. Belki 30 yıl o kafede çalışmaya devam edecek o işçi. Buna da biz belirsiz süreli sözleşmesi diyoruz. Yani ne zaman biteceği belli değil arkadaşlar. Bunları şimdi kanundaki yansımasına 11. maddede düzenleniyor. 11. maddede yine Başak arkadaşımızdan rica edelim. Bir 11. maddeyi bir okusun lütfen. Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi madde 11. İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işverenle işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesi. Şimdi burada yine ben araya gireyim. Yansıda da görüyorsunuz arkadaşlar. Son 3 cümleye bir bakalım orada. Bakın işin niteliği gereği belirli süreli olmalı. Bir belirli süre olmalı ya da belirli bir işin tamamlanmasına yönelik olmalı. Aklımıza gelebilecek örnek mesela bir inşaatın tamamlanması, bir baraj inşaatı olabilir değil mi? Ne zaman biteceği belli. Mesela bir baraj 2 yılda değil mi en çok biter. Yani ne zaman başlayacağı belli ve ne zaman biteceği belli. İlla zamansal olarak kafanızda bir belirlilik olarak tarih düşünmeyin. Yani yansıda da görüyorsunuz belli bir işin tamamlanması olabilir. Mesela fabrikadasınız bir güvenlik kulübesi yapacaksınız güvenlik görevlileri için. Küçük bir kulübe mesela bu kulübenin 1-2 ay içerisinde biteceği belli değil mi? Ya da 3-4 ay diyelim en fazla. Yani ne zaman biteceği belli Belirli bir işin tamamlanması için belirli süreli iş sözleşmesi yapabilirsiniz. Fabrikanın sahibisiniz. 3-4 tane usta bulursunuz. Küçük bir güvenlik kulübesi yapmak için onlarla belirli süreli iş sözleşmesi yapabilirsiniz. Ya da belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullar olması lazım. Belirli süreli iş sözleşmesi işçi için bir takım dezavantajlar içeriyor. O yüzden yani bu ayrım çok önemli. İşçi için belirsiz süreli iş sözleşmesi... Her zaman daha iyi çünkü tekrar iş aramak zorunda kalmayacak ve belli tazminatlara daha sonra işleyeceğiz diğer ünitelerde. Onlara kavuşması için belirsiz süreli çalışması daha önemli arkadaşlar. Şimdi yine yansıda baktığımız zaman iş sözleşmesi türlerine bakıyoruz. Diğer bir tür mesela tam süreli çalışma, kısmi süreli. Sürekli e, duyuyoruz değil mi part time çalışma dediğimiz biz buna kısmi süreli çalışma diyoruz. Tam süreli çalışma ne demek? İş kanunumuza göre kural olarak haftalık çalışma süresi ne kadar? 45 saat. Yani bunu 6 gün çalıştığını düşünün bir işçinin. Günde 7,5 saat çalıştığı zaman ve haftada 6 gün bu 45 saati tamamlıyor. Ve biz buna tam süreli çalışma diyoruz arkadaşlar. Kısmi süreli çalışma part time dediğimiz e Tam süre kadar olmayan, onun 3'te ikisi kadar en fazla olan, bu da 30 saate denk geliyor kadar olan çalışmalar part time çalışma olarak e, isimlendiriliyor. Örneğin bir öğrenci düşünün değil mi? Ya da e, başka bir işçi de olabilir, illa öğrenci olmasına gerek yok. E, çok yoğun bir okul hayatı var ve çok az zamanı var çalışmak için. Günde 3 saatten 5 gün toplam 15 saat değil mi? Örnek vermek gerekirse bir kafede, değil mi? Garson olarak çalışabilir ve bu 15 saat part-time çalışma diyoruz. 45 saat çalışan tam süreli bir işçi e, aldığı hakları tabii ki ücret olarak alamaz. Mesela 45 saat çalışan e, tam ücret alıyorsa o da ne kadar fazla saat çalışıyorsa ona orantılı olarak ücrete hak kazanıyor. Şimdi belirli belirsiz anlattık. Tam süreli kısmı süreliyi söyledik. Bir de deneme süreli iş sözleşmesi var. Deneme süreli iş sözleşmesi arkadaşlar önemli. İş kanunu deneme süresi olarak en çok 2 ayı öngörmüş. 2 ay. Toplu iş sözleşmesiyle bu deneme süresi 4 aya kadar arttırılabiliyor deneme süresinin hem işçi hem de işveren açısından bir takım faydaları var. Yani işçi iş yerini tanıyor, işvereni tanıyor, değil mi? Ortamı görüyor. Değil mi? Orada yasal hakları tamamıyla ödeniyor mu, ödenmiyor mu, çalışma şartlarını bizzat test ediyor. İşveren de nasıl bu işçi, sadakatli mi, güvenebilir miyim, kasayı ona emanet edebilir miyim diye işçiyi bir nevi test ediyor. Ve iki tarafta birbirinden memnunsa değil mi? çalışma uzun yıllar devam ediyor. İşte biz buna deneme süreli iş sözleşmesi diyoruz arkadaşlar. Diğer bir iş türü arkadaşlar nitelikleri bakımından en çok 30 iş günü süren işlere biz süreksiz iş diyoruz. Ve bundan daha fazla devam eden işlere de sürekli iş. Ne demek bu? Niteliği gereği mesela ...30 iş gününden çok az kısa sürede bitirebilecek bir iş. Mesela örneğin evinize boya, boyaya ihtiyacı var ya da iş yerinizin. 3-4 günde bir boya işinin bite, biteceği düşünülür değil mi? İşte boyacıyla sizin aranızdaki yapacağınız sözleşme süreksiz iş sözleşmesi. Ve süreksiz iş sözleşmesinin işveren açısından yararı şu kıdem tazminatı da dahil, yıllık izin dahil iş kanunun birçok maddesi süreksiz iş sözleşmesine uygulanmaz. Oysa sürekli iş sözleşmesi adından da belli. Sürekli yapıldı ve devam ediyor. Ve bu sürekli iş sözleşmelerine iş kanununun işte kıdem tazminatı olsun, hakları varsa şartları yerine gelmesi, iş güvencesi maddeleri olsun, yıllık izin olsun vesaire bir yılı tamamlamışsa bunların hepsi iş e, hukukundan kaynaklı haklarını alabiliyor arkadaşlar. Belirliği söylemiştik. Şimdi e, diğer bir konu arkadaşlar yine sözleşme türlerini bahsediyoruz. Çağrı üzerine çalışma. Bu da iş kanun 14. maddesinde düzenlenmiş. Önemli e, bir e, sözleşme türü kısmi süreli sözleşme türü çağrı üzerine çalışmada bu da kanunun 14. maddesinde düzenlenmiş. Yazılı olarak yapılmak zorunda arkadaşlar. Hafta, ay, yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süre çalışacağını taraflar belirlememişse arkadaşlar haftalık çalışma süresi 20 saat olarak kararlaştırılmış oluyor ve İşçi 20 saat çalışmasa bile 20 saat ücret üzerinden haklar, haklarını alıyor arkadaşlar. Diğer bir konu da eğer aksi kararlaştırılmadıkça işçinin çalışacağı zamandan 4 gün önce işveren işçiyi bilgilendirmek zorunda. Örneğin bir düğün organizasyonunun e, yapıldığı bir şirket düşünün ve işveren sürekli işçi istihdam etmek istemiyor çünkü ...bunun bir takım maliyetleri var şirket açısından. Ve düğünler, örneğin hafta sonları daha yoğun yapıldığı için... ...garson arkadaşlara, çalışanlara sadece 1 iki günlüğüne ihtiyacınız var. Yani biz buna fleksibilite diyoruz, esneklik. Esnek hükümler var iş kanunumuzda. Biri de çağrı üzerine çalışma. Yani işveren adından da belli çağırıyor telefonla... ...ya da başka haberleşme araçlarıyla bir şekilde işçiye ulaşıyor... Diyor ki aksi kararlaştırılmadıkça işçinin çalışacağı zamandan 4 gün önce işveren işçiyi haberdar etmeli ki işçi de kendini ona göre ayarlasın. Değil mi? Aksi kararlaştırılmamışsa da en az haftalık 20 saat çalışmış gibi ücret üzerinden ücrete hak kazanıyor. Şimdi benim bu size anlattıklarımı kanundaki düzenlemesi nasılmış? Başak arkadaşımızdan rica edelim. İş kanunu 14. madde çağrı üzerine çalışma. Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma. Madde 14. Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir. Evet. Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını Taraflar belirlemedikleri takdirde haftalık çalışma süresi 20 saat kararlaştırılmış sayılır. Çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücreti hak kazanır. İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan işveren bu çağrıyı aksi kararlaştırılmadıkça işçinin çalışacağı zamandan en az 4 gün önce yapmak zorundadır. Yani aksi kararlaştırılmamışsa çağrıyı 4 gün önceden yapacak. Kanundaki düzenlemesi de bu. Devam edelim. Süreye uygun çağrı üzerine işçi iş görme edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise işveren her çağrıda işçiyi günde en az 4 saat üst üste çalıştırmak zorundadır. Yani aksi kararlaştırılmamışsa işçiyi çağırdığınız iş yerine işçiyi 2 saat bile çalıştırsanız 4 saatlik ücretini ödemek zorundasınız. İşçi koruyucu bir hüküm var. Yani eee çağrı üzerine çalışmada bu. Şimdi bir de uzaktan çalışmaya bakalım arkadaşlar. Uzaktan çalışmada az önce bahsetmiştim. Esneklikten bahsettim, değil mi? Artık sanayi devriminden bahsediyoruz. Endüstri 4.0'dan bahsediyoruz, değil mi? O yüzden katı iş hukuku hükümlerimiz yok. Esnek iş hukuku Hükümleri var. Onlardan biri de uzaktan çalışma. Yani home office dediğimiz, evde oturuyorsunuz ve işverenin işini görüyorsunuz. Örneğin bir tane e, sektör web tasarımları, değil mi? Yani bir web tasarımcısı, yazılımı çok iyi olan bir mühendis, evde oturarak büyük şirketlerin, değil mi? Ya da bir avukatın, bir doktorun e, web sitesini dizayn ediyor. Bir iş yerine gidiyor mu doktorun iş yerine ya da avukatın? Hayır. Kendi evinde oturarak, uzaktan e, çalışarak ücretini hak kazanıyor ve iş görme borcunu yerine getiriyor. Bakalım yansıya, işçinin işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile iş yeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan bir iş ilişkisi arkadaşlar. Şimdi... E, Deneme süresi iş sözleşmesinden bahsetmiştim 2 ay olduğundan ve bunun toplu iş sözleşmesiyle 4 aya kadar arttırılabileceğini söylemiştim. Tabii toplu iş sözleşmesi deyince ne anlamamız gerekiyor? O iş yerinde bir sendika var, büyük iş yerlerinden bahsediyorum. Ee, ve işverenle e, yapılan toplu iş sözleşmelerine hüküm konuyor ve deneme süresi 4 aya kadar orada uzatılabiliyor arkadaşlar. Biz bu ünitede ne işliyoruz? İş sözleşmesi türlerini işliyoruz değil mi? Belirli, belirsiz, tam süreli, kısmi süreli, deneme süreli, e, çağrı üzerine çalışma. Bunların hepsini bahsettik. Diğer bir iş sözleşmesi türü mevsimlik iş sözleşmeleri arkadaşlar. Mevsimlik iş sözleşmeleri de yılın belirli bir döneminde sürdürülüp diğer dönemlerinde sürdürülmeyen. Örneğin turizm değil mi? Yaklaşık 7-8 aylık bir dönem var ve bunun bu dönem için belirlenen mevsim için otel sahibiyle değil mi çalışan bir mevsimlik iş sözleşmesi yapıyor kısmi süreli iş sözleşme ve e, kışın e, herhangi bir çalışma yükümlülüğü yok ve ücrete hak kazanamıyor tabii burada da bir takım işçi aleyhine hükümler olabiliyor dolayısıyla yani o çalışamadığı dönem için gidip başka bir iş bulmak zorunda kışın ama e, işveren açısından ise en azından o mevsimde e, ne bileyim işçi istihdam edebiliyor ve sadece otelin açık kaldığı dönem için işçilere ücret ödeme yükümlülüğü oluyor arkadaşlar. Şimdi diğer bir e, iş sözleşmesi türü geçici iş ilişkisi arkadaşlar. Biz de buna kanunun 7. maddesinde e, bunun yansımasını görüyoruz. Yine Başak arkadaşımızdan rica edelim. Geçici iş ilişkisi kanunda nasıl düzenlenmiş? Geçici iş ilişkisi madde 7. Geçici iş ilişkisi özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir iş yerinde görevlendirilme yapılmak suretiyle kurulabilir. Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi Türkiye İş Kurumu'nca izin verilen özel istihdam bürosunun bir işverenle geçici işçi sağlama sözleşmesi yaparak bir işçisini geçici olarak bu işverene devriyle a. Bu kanunun 13. maddesinin 5. fıkrası ile 74. maddesinde belirtilen hallerde işçinin askerlik hizmeti halinde ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı diğer hallerde. Yani e, her halde geçici iş ilişkisi yapılamıyor. Bu sözleşme yapılamıyor. Kanun buna sınırlama getirmiş ve Başak arkadaşımızın iş kanunu 7. maddede okuduğu gibi arkadaşlar iş sözleşmesinin askıda kaldığı ya da işçinin askerlik hizmeti yaptığı hallerde. Bu şu demek arkadaşlar. Yani bir iş yeriniz var değil mi? Yine kafeden örnek verelim ya da restorandan. Mesela aynı 4-5 kişinin çalıştığı küçük bir iş yeri 2 kişi askere gitti. Peki işçi ihtiyacınız var ama o askerdeyken değil mi o askerlik hizmeti bitecek tekrar aynı restorana geri dönüp başlayacak. O arada 6 ay 8 ay 1 yıl neyse bir işçi istihdam etmeniz lazım. Değil mi? Biz her halde bu geçici iş ilişkisini yapamıyoruz. Kanun buna sınırlama getirmiş. O sınırladığı haller bunlar. Mesela mevsimlik tarım işlerinde yapabiliyorsunuz. Ev hizmetlerinde, işletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde, iş sağlığı güvenliği bakımından acil olan işlerde, işletmenin ortalama hizmet üretim kapasitesinin mesela önemli ölçüde artması hali. Örneğin bir çikolata fabrikanız var. Amerika'dan sipariş aldınız. Değil mi? 100 tane sabit işçiniz var ama o 2 ay içerisinde o siparişi yetiştirmeniz lazım ya da 6-8 aylık dönem için işçi istihdam etmeniz lazım. Peki aklınıza şu gelebilir. Neden daha uzun süreli belirsiz iş sözleşmesi yapmıyor. Yani 20 30 yıllığına yeni işçi almıyor. Çünkü bu üretim artması geçici bir olay. Yani o ara fabrika değil mi ihracat yapıyor, sipariş almış ve onu yetiştirmesi lazım. O yüzden dışarıdan işçi tedarik etmesi lazım. Özel istihdam bürosu aracılığıyla. İşte böyle durumlarda geçici iş ilişkisine kanun izin veriyor. Şimdi bu anlattıklarımı Başak arkadaşımız kaldığı yerden örneğin işçinin askerlik hizmeti halinde oradan kanundaki yansımasını görerek bir daha tekrar etmiş olalım. A Bu kanunun 13. maddesinin 5. fıkrası ile 74. maddesinde belirtilen hallerde işçinin askerlik hizmeti halinde ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı diğer hallerde B mevsimlik tarım işlerinde C ev hizmetlerinde D. işletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde. E. iş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması halinde. F. işletmenin ortalama mal ve hizmet, hizmet üretimi kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını geciktirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması halinde. G mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları halinde kurulabilir. Tamam. Şimdi bu hallerde geçici iş ilişkisinin kurulacağı kanunda düzenlenmiş ve yazılı olarak yapılacağı da kanunda düzenlenmiş diyoruz arkadaşlar. Ve diğer bir başlığımız olan iş sözleşmesinin yapılmasıyla devam edelim. Temiz gücüne sahip, reşit, kısıtlı olmayan kişiler medeni kanun hükümlerine göre Tam ehliyetli sayıldıkları için her türlü muameleyi yapabiliyorlar. Bunun doğal sonucu olarak iş sözleşmesi de yapabiliyorlar arkadaşlar. Ee, söylemiştim yine iş kanunu 8. maddesinde. Aksine bir hüküm yoksa e, özel bir şekle tabi değil iş sözleşmeleri arkadaşlar. İstisnaları süresi 1 yıl ve daha fazla olan iş sözleşmeleri ...takım sözleşmeleri, çağrı üzerine çalışma, geçici iş ilişkisi sözleşmeleri gibi sözleşme türleri yazılı olarak yapılmak zorunda arkadaşlar. Ee, diğer bir e, konu arkadaşlar, e, bu da iş kanununun bir 31. maddesini bir açalım. Sanırım 30'du. Eski hükümlü e, ve engelli çalıştırma yükümlülüğü arkadaşlar. Bazı kanun bazı kesimleri korumak için sosyal amaçlı hükümler diyoruz biz buna. Örneğin engelli bireylerin istihdama kazandırılması lazım. Ya da eski hükümlülerin. Özel sektörde ve kamu sektöründe bu tabi farklı düzenlenmiş. Şimdi 30. maddede kanun nasıl düzenlemiş, onları nasıl koruma altına almış onu birlikte görelim. Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu. Madde 30. İşverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör iş yerlerinde %3 engelli. Yani özel sektörde 50'den fazla işçi istihdam eden özel sektörde %3 engelli işçi istihdam etmek zorunda. Etmezse ne olacak? Aklınıza bu gelebilir. İdari para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Kamuda nasıl? Kamu işyerlerinde ise %4 engelli ve %2 eski hükümlü işçiyi veya 21 Haziran 1927. Yani burada da yine araya gireyim ben. Örneğin 100 kişinin çalıştığı bir kamu, üniversiteyi düşünün değil mi? Kamu işletmesi. %4 engelli yani 4 tane engelli her 100 işçi için örneğin mesela. 2 tane de eski hükümlü çalıştırmak zorunda yani %2 değil mi? Kanun Onları korumak için böyle düzenlemeler yapıyor, sosyal içerikli arkadaşlar. Şimdi e, birçok o yine kadınları koruyucu e, ya da çocuk işçiliği yasaklayıcı kanunda hükümler var. Bir 72. maddeyi açalım lütfen. 72. maddede de maddenin başlığı ne? Mesela? Yer ve su altında çalıştırma yasağı. Yer eski. ve su altında çalıştırma yasağı düzenlenmiş değil mi? Acaba kimler yer ve sualtı kanalizasyon dediğimiz işlerde çalışması yasak kimlerin? Onu bir birlikte bakalım. Madde 72. Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışıl çalışılacak işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırılması yasak. Yani her yaştaki kadın, kadın 30 yaşında da olabilir, 17 yaşında da olabilir, yer altında çalışması yasak. Ya da 18 yaşını doldurmamış erkeklerin yer ve kanalizasyon gibi yer altında maden işlerinde çalışması yasaklanmış arkadaşlar. Kadın işçilerin doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere değil mi? yasal hakları var çalışmama. Ee, bu çocuğuyla daha fazla zaman geçirmek için doğumdan önce hakkı olan o 8 haftayı. Mesela son 3 haftaya kadar çalışabilir Hekim raporuyla o kullanmadığı 5 hafta doğumdan sonra çocuğuyla zaman geçirmek için onu o zaman kullanmayı tercih edebilir. Yani e, bu da tabii hekim raporuyla oluyor. Her e, belki hekim izin veriyor ya da olayın özelliğine göre sağlık durumuna göre değişebiliyor. Ama genel kural doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere e, kadının e, e, nasıl diyelim e, çalışmama hakkı, izin kullanma hakkı var. Çoğul gebelik halinde ise örneğin ikiz, üçüz gibi bir hal varsa doğumdan önce çalıştırılmayacak 8 haftalık süreye ilave olarak 2 haftalık daha süre ekleniyor arkadaşlar yabancıların Türkiye'de çalışmasıyla ile ilgili söyleyebileceğimiz konu ise arkadaşlar Türkiye'de genel kural şu Türkiye'de çalışmaya başlamadan önce izin almak zorundalar belirtilen izinleri olmayan yabancıları çalıştıran işverenlere ise birtakım idari para cezaları arkadaşlar kesiliyor. Şimdi iş sözleşmesinden doğan borçlara bakalım hızlıca. İş görme borcu işçinin, sadakat borcu, teslim hesap verme borcu, fazla çalışma, düzenlemelere, talimatlara uyma gibi borçları var arkadaşlar. Medeni kanun ikinci madde e, hukuk prensibi açısından genel bir madde, genel bir prensip, dürüstlük prensibini düzenliyor. İşçi de, işveren de bu prensibe uymak zorunda arkadaşlar. İşçinin önemli borçlarından biri. işini sadakatle yapması lazım. Örneğin bir baklava atölyesini düşünün ya da bir çikolata fabrikasını düşünün değil mi? Ya da bir yazılım şirketini düşünün. Şirketin bir takım ticari sırları var. İşçi bu sırları başka bir şirkete götürüp veremez. Bunun karşılığında bir maddi menfaat elde edemez. Bunlar yasaklanmış. İşverene sadakatle Bağlı arkadaşlar. Ee, peki bunun karşılığında işverenin nasıl borçları var? Ücret ödeme, işçi gözetme, hem borçlar kanunundan hem de iş kanunundan kaynaklı işçi gözetme borcu, eşit davranma borcu iş kanunu 5. maddede düzenlenmiş, işe uygun işçi çalıştırma, işçi özlük dosyası tutma ve işverenin diğer borçları da var arkadaşlar. Mesela iş kanunu 5. madde önemli. Yansımasını 1982 Anayasası 10. maddede görüyoruz. İş kanunun 5. maddesini bir açalım ve birlikte bir inceleyelim. Eşit davranma ilkesi. Madde 5. İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. İşveren esaslı sebepler olmadıkça Tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz. İşveren biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça bir işçiye iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz. Yani cinsiyet, dil, din, ırk değil mi? İnanç nedeniyle ya da kadın işçi, erkek işçi diye ayrım yapamayacağı eşitlik ilkesinde düzenlenmiş. Peki yaptığını varsayalım ne olacak? Haksızlığa uğradığını iddia eden işçi işverene karşı dava açacak ve mahrum bırakıldığı haklarını ve en çok 4 aylık ücret tutarındaki tazminatı işverenden isteyebilecek arkadaşlar. Burası önemli ve e, birçok işçi maalesef yasal haklarını bilmiyor ya da işverenler değil mi? Herkesin avukat tutma gibi bir e, nasıl diyelim lüksü yok. Yani bu hizmetler pahalı hizmetler. O yüzden bir şekilde biz vatandaşlarımıza haklarını öğretmemiz lazım. Bu derslerin sadece amacı açık öğretim öğrencilerine iş hukuku öğretmek tabii ki ana amacımız bu ama diğer bir amaç. En azından benim için ee, YouTube kanalıyla ülkenin ya da e, ya da başka ülkelerde ikamet eden vatandaşlarımızın en azından kanunlarda ne gibi hakları var bunları da öğrenmesine vesile oluyor bu dersler. O açıdan e, derslerin amacı e, tabi farklılık gösterebiliyor. Şimdi iş kanunu 5. maddedeki eşitliği söyledikten sonra işverenin diğer borçlarına bakalım ve ünitemizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Diğer borçlar çalışma belgesi verme, işten ayrılma bildirgesi, işçinin buluşlarının karşılığını ödeme. Dedim ya mesela bir yazılım firması olabilir, işçi bir aplikasyon geliştirmiş olabilir, değil mi? bir buluş gerçekleştirmiş olabilir. İşveren bu buluşun karşılığını ödemek zorunda. Çünkü bu buluş nedeniyle işveren de bir takım maddi imkanlara kavuşuyor iş e, araç gereçleri sağlamak zorunda. İşçi işveren şunu diyemez ya işte bareti sen getir, gözlüğü sen getir, iş yeri elbisesini sen getir diyemez. İşveren araç ve gereçleri sağlamak zorunda ya da işçinin yapmış olduğu diğer giderleri işle ilgili, değil mi? Kendi e, iş yerinin işiyle ilgili örneğin bir taşıt aracını kullanıyor ve bilet alıyor. Değil mi? Yapmış olduğu bir gider var. Bunu işveren ödemek zorunda arkadaşlar. Genel olarak ünite geniş kapsamlı bir ünite. Ee, ana hatlarıyla toparlamaya çalıştık. Ee, ve diğer hafta 3. üniteyle devam edeceğiz. Benim yurt dışındaki dersim nedeniyle haftaya asistanım derse girecek. O da e, size 3. üniteyi açıklayacak arkadaşlar. Bir eee Sonraki derste görüşmek üzere diyorum ve hepinize başarılar diliyorum. Saygılarımla.